Covid döneminde kaygının artan bir faktör olarak gebeliğe ekstra ağır, ekstradan bir yük yüklediğini de biliyoruz. Covid döneminde özellikle evet kapanma döneminin artması, karantina dönemleri, hafta sonu kısıtlamalar hamilelikte görülebilecek kaygı oranını da belirgin ölçüde arttırdı. Bunu hastalarımızda sık gözlemlemeye başladık. İjder bu konuda Çok, eminim evet. güzel yorumlarda bulunacaktır. Kesinlikle hocam, bizim klinik yoğunluğu, gebelik profili, anneler, kendi kabımızı dolduramadığımız bir dönemdeyiz. Hareket edemediğimiz, hastalık Tabii. bulaşacak korkusuyla gebelerin yürüyemediği, sağlıklı daha önceki rutinlerini, alışkanlıklarını yapamadıkları bir dönem. Dolayısıyla koruyucu sağlık faktörleri ortadan kalkmış durumda. Bu koruyucu sağlık faktörleri, hareket etmek, doğal bir şekilde terlemek, güneşlenmek, bu doğal fizyolojik ihtiyaçları karşılayamadığımızda da zaten anksiyeteye daha çok fazla olasılık tanımış oluyoruz. Hamilelikte de şimdi benim hamile danışanlarımdan gözlemlediğim rahat rahat virüs sebebiyle bulaşacak korkusuyla dışarı çıkamamaları. Hani burada da bir optimum belirlemekte fayda var. Burada çünkü bazen uzmanları onları daha çok doğada ol, hareket et dese bile bebeği koruma içgüdüsüyle bunu yerine getirmedikleri O oluyor. zaman buradan anne adaylarına belki de bu noktada seslenmek gerekiyor. Hocam hem siz hepinizden aslında bunu rica ediyorum. Yani bu kaygı durumu zaten hamilelik döneminde oldukça fazla. Bir de pandemiyle birlikte ekstra bir artış olduğunu söylüyorsunuz. Ne yapmak lazım? Kesinlikle. Böyle kısa kısa birer cümle almak Şimdi istiyorum sizden. hamilelikte hareketli olmak çok önemli Şahla Hanım. Yani hareketli Eve olmak, kapandık yürüyüş ister yapmak istemez. vesaire. Ama tabii şimdi karantina dönemi eve kapanmayı da beraberinde getirdi yoğunlukla ülkemizde. Bütün dünya ülkelerinde bu yaşandı. Şimdi ev içerisinde muhakkak hareketli olmaları, ev içinde yürümek. Mesela cumartesi pazar sokağa çıkma kısıtlaması var. Ev içinde yürüyüş yapacaklar. Online hamilelik pilatesi, hamilelik yogası kursları var. Bunlara katılmalarında büyük yarar var. Fazla kendilerini zorlamadan, yani günde yarım saat, 40 dakika hamilelik pilatesi, hamilelik yogası yapmak gerçekten hem annenin ruh sağlığı için hem bebek için çok faydalı. Bunun haricinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması yok. Sokakta açık havada yürüyüş yapsınlar. Bunun için de tenha saatleri seçsinler. Yani sabahın çok erken saatinde 6.30-7'de dışarı çıkıp tenha bölgeleri seçip oralarda açık havada 40-45-50 dakika yapabiliyorlarsa 1 saat yürüyüş yapmaları, yine akşam saatlerinde bu yürüyüşü tekrarlamaları hamilelik dönemini sağlıklı geçirmeleri açısından çok önemli.